Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiniz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, sanayicilerimizin bilgilenmesi için bize fırsat verdiniz. Ya 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesiyle başladığımız süreç birçok yerde zorlu geçti. Ama sanayici bu süre içerisinde birçok zorluğa rağmen işlerini yürütmek, devam ettirmek, çalışan mesai arkadaşlarını işten çıkartmamak için olağanüstü bir güç sarf etti. Bu çok önemli. Biz de bölge müdürlüğü olarak bu süreci iyi yönetmek adına her zamankinden daha fazla çalıştık. Sanayicilerimizin sıkıntılarını çözmek adına, sanayicilerimizin karşılaşabilecekleri olumsuzlukları çözmek adına biz de her zamankinden daha fazla çalıştık. Daha farklı öngörülerle onlarla beraber olmaya çalıştık. Daha fazla yatırımcı gelsin istedik. İstihdamımızı arttıralım istedik. Ve bu anlamda özellikle pandemi sürecinde bütün sanayicilerle çok daha fazla beraber olduk. Ve bana göre de oldukça iyi yönettiğimiz bir süreç oldu. Çok şükür Eskişehir sanayisi Türkiye'deki birçok organize sanayi bölgelerinden pozitif yönde ayrıştı. Çok ciddi kayıplarımız olmadı. Özellikle bu Nisan-Mayıs aylarındaki bütün Türkiye genelindeki kayıplar, tüketim kayıpları, üretim kayıpları bizim bölgemizde çok daha sınırlı bir seviyede kaldı. Ama işte 11. aydan sonra, yani Kasım ayından sonraki süreçte tabii biz de bir miktar tecrübe kazandık. Daha iyi organize olduğumuzu da söyleyebilirim. 2020 yılı organize sanayi bölgesi olarak, Eskişehir organize sanayi bölgesi olarak bizim son yıllardaki birçok faaliyetimizden daha fazla faaliyet yaptığımız, başarılarımızın taçlandığı bir yıl oldu. Birçok rekorları da 2020 ile beraber kırdık. Hem enerji tarafında üretim ve tüketim tarafında oldu bunlar. Hem de arsa tahsisleri, yeni sanayicilerin gelmesi, yeni yatırımların Eskişehir'e gelmesi ve istihdamımızda çok şükür hiç geriye gitmeden bir miktar artıyla beraber de bugünlere geldik. Yanlış bilmiyorsam 2020 yılında 42 tane net yatırımcı geldi. Bizim 65 ya da 66 tane de yeni arsa tahsisimiz var. Hem bunların hepsi bitmediği için 42 tane diyorum. 42 tane net yatırımcı 2020 yılı içerisinde. Bu aşağı yukarı son 10 yılında bir yılda yapılmış yatırım olarak ya da yapılmış olan arsa tahsisi olarak da rekorudur. Birinci gelişme bölgesinde, Yemişehir bölgesinde tabii bu yatırımın çoğunluk kısmı o bölgede ama mevcut bölgemizde de bir miktar hala tahsislerimiz devam ediyor. Burada kısmen var ama bu 66 tane tahsisin ağırlıklı kısmı Yemişehir bölgesinde oldu. Orada ben başkan olduğum zaman bir tane parsel vardı. Hatipoğlu Plastik, Europen. Onun dışındakiler yoktu ama şu anda 27 tane fabrika inşaat halinde. Bunlardan 6 tanesi de üretime de başladı. Geçen yıl bizim tahsis yaptığımız firmalardan onlar üretime de başladı. Biz de tabii hızlı bir şekilde oradaki altyapıları, üst yapıları ve sanayicilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri bütün tesisatları çözdük. Hallettik. Yolları da onların ihtiyaçlarına göre yaptık, bitirdik. İşte enerjilerini verdik. Şimdi yeni bölgeden yani artık enerji talepleri falan da gelirse bize herhangi bir sıkıntımız yok. Gaz, internet, elektrik, su, bütün hepsi artık onlarda hepsi hazırda, emrine amade bekliyor. Hayır firması da bizim gerçekten çok mücadele ettiğimiz ve gururlandığımız bir yatırım oldu. Birkaç ay önce artık deneme üretimleri başladı. Şu anda yani orada fiil olarak üretim var. Düğmeye basıldı.
Basıldı basıldı. Yani deneme üretimleri aslında 2020 yılı Ocak ayında deneme üretimlerine başlanacak diye bizde bilgi vardı ama birkaç ay daha onlar da hızlı gittiler. Erken üretime başladılar. Deneme üretimleri yapılıyor. Fevkalade iyi sonuçlar da geliyor. Bunları duyuyoruz. Çok şükür orada bir sıkıntı. İstihdam açısından da avantajlı yatırım değil mi? Tabii. Yani orada şimdi bizdeki rakam 1200 kişiydi. İlk yatırımı başlayacağı zaman 1200 tane istihdam yaratılacaktı ama sonradan 2000 olarak revize edildi o istihdam rakamları. Eminim ki yakın gelecekte o 2000'li rakamlara da ulaşacaklar. Bizdeki son rakamlar Borgan Sanayi Bölgesi'nde 44.502 kişi çalışıyor. Pandemiden önceki bu rakamda 44.000 civarındaydı. Yani aslında orada bir gerileme olmadı. Orada 502 kişinin rakamı çoktur, azdır tartışılır ama asıl olan pandemi dönemi işte bu 45.000 yani 44.502 kişilik rakamın 35'lere 40'lara falan inmiş olması bizi üzerdi. Ama şu anda öyle bir şeyimiz yok. 44.502 kişi net yeni teyit etti özel kalem müdürümüz. Böyle bir rakamımız doğrudur. Şimdi 2023 yılı hedeflerimizde 50.000 çalışanımız olacak. 2030 yılında da 70.000 çalışan üzerinden biz kurgularımızı planlıyoruz. O okul bir kere bana göre Türkiye'deki en mükemmel okul oldu. Gerçekten yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz çok özverili çalıştı. Yaklaşık 23.500 metrekarelik bir alanı 9 ay gibi bir sürede bitirip eğitim öğretim yılına yetiştirdik. Geçen sene sınav ve belgelendirme merkezi için inşa ettiğimiz binada geçici olarak eğitim öğretime devam eden 100 tane öğrencimiz vardı. Onların dışında bu sene 270 öğrenci daha aldık. Toplam 370 oldu. 3 tane de başka okullardan bize nakil geldi. Toplam 373 öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladık ve devam ediyoruz. Fevkalade başarılı sonuçlar da alıyoruz. Sanayicilerimizin bize bu dönemde inanılmaz desteği var. Bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda öğrencilerimizin pratiklerini geliştirmek, okuldan sonra sanayinin ihtiyaç duyduğu, sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücüne oryantasyonunu tamamlamış olarak hazır olmaları adına o öğrencilerimizin fabrikalarda çalışmaları bizi fevkalade mutlu ediyor. Artık yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizin tamamı fabrikalarda da haftanın en az 3 günü birebir çalışacaklar. Yani o tezgahların başında izleyici değil de kullanıcı olarak, üretici olarak ülkemizin kalkınmasına, sanayimizin kalkınmasına, üretimine bizzat destek olacaklar. Ben okulu da bir gün gezmenizi arzu ediyorum. İnşallah aklımda var. Bütün basınla beraber okulumuzda bir tanıtım toplantısı yapalım ama o çocuklarımızın cıvıltılarının, seslerinin de orada olmasını arzu ediyorum. İnşallah o günleri gördüğümüz zaman şu pandemi sürecini atlatalım. Siz saygıdeğer basınımızı okulumuzda konuk edeceğiz ve size bütün birimleri, branşları inşallah orada bizzat ben anlatmak, tanıtmak istiyorum. Çünkü bizim çok heyecanlandığımız ve ülkemiz adına son derece hayırlı bir yatırım olduğunu düşündüğümüz bir iş. Neticede bir neslin ıslahı onların topyekün imha edilmesiyle değil ancak ancak eğitilmesiyle mümkün. Biz bu anlayışla, bu bakış açısıyla bu yola çıktık ve güzel işler yaptık. 4 yılda yaşam merkezinin aslında planlandığı zaman bütün birimleriyle bitip de hizmete açılması öyleydi ama biz evet hızlı bir şekilde orada ilerleme kaydettik. Şimdi restoran ve spor salonu hariç hemen hemen her tarafı bitmek üzere. Birçok birimle bitti zaten. Yani kreşi, ticaret merkezleri gibi yerlerin hepsi bitti. Bu sene içerisinde yani 2021 yılı içerisinde biz yaşam parkını hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda peyzaj ihaleleri yapılıyor. Dünkü yönetim kurulu toplantımızda yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının ya da ara bağlantı yollarının, otoparkların vesaire işlerin kaplamalarını, onların planlamalarını falan da gözden geçirdik.
kısa zamanda orada yaşam başlayacak. Tabii burada sadece onları yapmakla iş kalmıyor, bitmiyor. Biz bu bölgenin, yani yaşam parkının yılın 365 günü canlı kalmasını istiyoruz. Orada çeşitli etkinlikler olmalı. Sanayicilerimizin ya da Eskişehir halkının bu bölgede birçok ihtiyacını görmesi, gidermesi, eksikliğini bu bölgede tamamlaması gerekir diye düşünüyoruz. Onun için sadece binaları yapmak ve biz burasını yaptık, buyurun gelin kullanın demek yerine burada birçok sanatsal faaliyetlerin, ne bileyim ticari faaliyetlerin ya da ekonomik faaliyetlerin dışında insanların birbirleriyle bir araya geleceği, konuşacağı, yemek yiyeceği, toplantılarının yapılacağı birçok faaliyetin de o parkın içerisinde sürdürülmesi için de çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece oradaki fiziksel mekanları yapmak yeterli değil. Bir kere vakit nakit diye bir söz var. Hepimiz biliriz değil mi? Hele hele bugünlerde nakit çok kıymetli. Şimdi biz geldiğimiz zaman organize sanayi bölgesinin trafiği oldukça yoğundu. Tam o dönemde de şehir hastanesinin bu bölgemizde açılması gerekli oldu. Daha doğrusu o tarihe denk geldi. Özellikle şehir hastanesinin açılmasıyla beraber organize sanayi bölgesinin girişindeki yolda sıkıntılar başladı. Eskiden daha rahat, daha geniş bir açıyla doğrudan köprünün altına yönlendiğimiz yolda şehir hastanesiyle beraber daha dar bir yoldan geçmek gerekti. Ve buradaki trafik yoğunluğu da Alpu kavşağına kadar, hatta biraz daha geri giderek Kartal ya da işte Belgiler Başkanlığı civarına ulaşıyordu sabahlar. Özellikle pik saatlerde böyle oluyordu. Akşamlar da aynı şekilde oluyordu. Biz bununla ilgili karayollarına birçok kez anlattık. Yani şehrin içindeki çevre yolu adı verilen yolun artık çevre yolu olmaktan çıktığını, belediyenin bir bulvarı gibi olduğunu anlattık. Mutlaka şehrin güneyinde ve kuzeyinde planlanmış olan iki tane yolumuz vardı. Bu yolların yapılıp buradaki transit trafiğin şehir dışına aktarılması gerektiğini anlattık. Bölge müdürlüğümüzü ziyaret ettiği zaman bakanlarımıza söyledik. En son Ulaştırma Bakanımız Eskişehir'e geldiği zaman bizi de ziyaret etti. Ona da burada söyledik ve bize müjdeyi de verdi. Güney çevre yolunun yapılacağını söyledi. Ya Sayın Bakan, biz kuzeyi bekliyorduk. Aslında kuzeyde daha fazla kamu arazisi var. İstimlak vesaire sorunu çok olmaz. Dağların da kenardan gidecek. Viyadük falan da olmazdık ama o anladığım kadarıyla Güney Çevre Yolu'yla ilgili projeler, etütler yapılmış. Daha hızlı yapılacakmış. Tamam, ona da razıyız. Yeter ki bu trafik rahatlasın dedik. Ama ondan daha önemlisi, daha hızlı bir şekilde biz bu pik saat dedik trafiği çözmek için neler yapabiliriz diye yönetim kurulu olarak oturduk. Ciddi ciddi tartıştık, konuştuk, planlamalar yaptık. Hatta o trafiğin yoğun olduğu dönemlerde köprülerin üzerinde saymaya başladık. Ne kadar araç geliyor, ne kadar sürede burası boşalıyor, tahliye ödülü vesaire fotoğrafları çektik. İlgililere, siyasilere birçok kişiye gönderdik bunları. Burada böyle bir sorun var diye. İşte bundan çözülmesi birkaç yıl oluyor. Biz ne yapalım? Çok hızlı bir şekilde işte 18-19 yıldan beri yapılamayan bir Firuz Kanatlı bulvarı. Biz adını biz verdik ama o zaman böyle bir isim yoktu. Dunapak Fabrikası'nın sağ tarafında Kanlıpınar Köprüsü'nün olduğu yerde, yani güneyinde bir yol işi vardı. İşte sağ olsun işte buradaki yetkililer, büyükşehir ve siyasilerimiz, Karayolları Bakanlığımız çok hızlı hareketle o yolu açmakla ilgili bize imkan verdi. Bir kere onu açtık. Dolayısıyla merkezden, şehir hastanesinden girip de organize sanayi bölgesine girecek araçların belki %20-25'i artık Kanlıpınar Köprüsü'nü kullanmaya başladı. Ciddi bir trafik rahatlaması oldu. İki, bizim 26. caddeden Alp yoluna bağlanan bir yol var. Yolun üst yapısı kötü. Oldukça ne diyeyim işte bakıma muhtaç bir yoldu. O yolu da biz ıslah edelim istedik. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak o yolu ıslah ettik. Üst yapılarını düzelttik. İşte çizgilerini vesaire işlerini yaptık. O yolu kullanılabilir hale getirdik. Ve trafiğin bir kısmı da %8 onu da oraya gidince, yani %30'un üzerinde bir trafik ana girişten alındı. Dolayısıyla bizim sabahları çok kısa süreli trafiğimizi yok sayarsan
ilk etapta hızlı bir şekilde olayı kısmen çözdük. Bir pansuman yaptık. Bir yaptık ve sabahları ben bazen özellikle dikkat ederek bu bölgeyi izliyorum. En fazla şehir hastanesi civarında kısa bir konvoy oluşuyor ama o da çok kısa zamanda hemen tahliye olup boşalıyor. İnşallah bu çevre yolda biterse artık bu bölgede hiç trafik sorunu olmayacak. Evet. Ama bir şey daha var. Akşam saatlerinde özellikle bizim bölgemizden çıkıp vergi dairesi başkanlığına kadar ciddi bir yoğun trafik oluyor. Halbuki akan bir yoldaki trafiğin böyle olmaması lazım. Sebebi de o vergi dairesi başkanlığı civarında, yani Gündoğdu mahallesinde olduğu yerlerde cephe eksikliği var. Servis araçları orada yolcu indirme bindirme yaptığı zaman yolun bir içeride trafiğe kapanınca ciddi bir konvoy oluşuyor. Hiç trafik sorunu yok aslında orada. Ama çok basit bir çözüm. Sadece yolun kenarına işte artık 50 metre, 20 metre, 100 metre neyse bir cep yapılsa, o araçlar orada yolcu indirme bindirmesini yapsa, yani yasak diyorsun. Yasak ama oluyor. Yani neticede fiiliyatta bu var. Ne kadar yasaklarsanız yasaklı, insanlar evi orada. Başka yerden giremeyeceğine göre bunu yapmak lazım. O da çözülürse inanıyorum ki akşam saatlerindeki trafikte ciddi miktarda rahatlayacaktır. Bir kere zor oyunu bozuyor. Yani biz nereden geldik bu noktaya? Pandemiyle geldik, değil mi? Ama şimdi dijitalleşen dünyada bundan sonra insanların fiziksel olarak yüz yüze çalışmalarına çok büyük oranda ihtiyaç kalmayacak. Bu pandemi aslında bu süreci hızlandırdı. O olmasaydı da bu olacaktı. Birçok firmada, özellikle kurumsal olarak çalışan birçok firmada evden çalışma, home office çalışma bana göre geleceğin artık işleri olacak. Birçok yerde de bunları görmeye başladık biz ve kesinlikle destekliyorum. Şimdi bunların işverenler üzerinde birçok yükleri de hafifleteceğini düşünebiliriz. Bir, maaş konusu. İki, özellikle iş kazaları konusu. Üç, yeme içme, servis gibi ihtiyaçları da. Çünkü büro işinde çalışan beyaz yakalıların büyük bir kısmının evde de aynı işleri başarılı bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Neticede işveren neye bakıyor? Benim birim zamanda işim oluyor mu, olmuyor mu? Hani bunların hiçbirisi üretimin azalması, ticaretin azalması, karlılığın azalması anlamına gelmemeli. Ve toplumda daha az sirkülasyon olduğu için işte bu gibi durumlarda, yani bir tek pandemi düşünmeyin siz. Geçtiğimiz yıllarda bir sürü grip vardı, başka hastalık da vardı. Biz birbirimize bulaştırıyorduk. Kimisi hastanede yatıyordu, kimisi evinde istirahat ediyordu vesaire, değil mi? Onların da önüne geçmesi açısından, ama artık gelecek neslin de dijitalleşmeden nasibini alması için kesinlikle ve kesinlikle kaçınılmaz bir son orası. Ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı sıfatıyla da o gelişmeyi, beklentiyi ya da fiilen var olan realiteyi destekliyorum.